Bu benim şahsi olarak merak ettiğim bir soru. Bir arkadaşım vardı benim. Afgan. Çocuk burada çalışıyor. İşte evleneceği kişi de Afganistan'da. Evet. Sosyal medya yoluyla nikah kıydılar. Buradan. Yani çocuğu e, nikahladılar. Artık çocuğun eşi olmuş oldu. Oradaki kişi. Oldu mu? Böyle bir nikah Ol, oldu, geçerli oldu. mi? Onu soracaktım işte. <laughs> ya yani bu nikah olur mu? E, bunun hükmü ne? Şimdi e, nikah bir sözleşme diyoruz değil mi? Akit. Evet. Sözleşmelerde şart olan iki şey var bir sözleşmeyi yapan kişilerin o sözleşmeye ehil olmaları buna ehliyet diyoruz hı hı. iki şey e, icap ve kabul dediğimiz o sözleşmenin yapıldığını bildiren karşılıklı ifadeler yani evet, ben sattım yani. diyorum sen de aldım diyorsun hı hı. ha şimdi bu ikisi mutlaka gerekli Tabii o sözleşmenin türüne göre işte ortada mal olacak mesela alım-satım söz, sözleşmesinde malak kişi malik olacak mesela onlar girmiyoruz. Şimdi diğer sözleşmelerde olmayıp da sadece e, nikah sözleşmesinde gerekli olan bir ilave şart var. O da nedir? İki tane şahit olacak erkek şahit mutlaka nikah kıyılabilmesi Hı. için iki şahit gerekiyor. Şimdi dolayısıyla yani bir nikah kıyılacağı kıyılması sahi olunca. Evlenecek kişiler evlenme ehliyetine sahip olacaklar. Evet. Bir, yani ne demek bu evlenme ehliyetine sahip olmaları? Akıl, bali olacaklar. Yetişmiş. Ve bir de aralarında evlilik yasağı olmayacak. Yani birbirlerinin mahremi olmayacak. Hı hı. Bu iki kişi. iki tane şahidin huzurunda evlilik akdini yaptıklarını beyan ettiler mi bu nikah kıyılıyor. İki erkek veya kadın fark eder mi? Şimdi şöyle İslam fıkhında eee genelde yani akitlerin bir ya iki erkek veya bir erkek iki kadın şart hmm. Ha, bazı akitlerde ise kadınların şahitliği yeterli olur sadece. Evet. Mesela doğumda bir kadın bir çocuk dünyaya getirmiş. Bu çocuk acaba işte bu kadının kocasına ait mi doğdu mu doğmadı mı falan bunu ebe tek taraflı olarak evet efendim. o kabul edilir. Ama genelde efendim bir erkek iki kadın ki bu Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bu boşlanma ile ilgili. Hı hı. Yani birbirleriyle müdayene ayeti dediğimiz o uzun ayet var ya. Evet. Yani boşlandığın zaman onu yazın. Bir katip yazsın yazma yoksa eğer o zaman ne oluyor? İki şahit tutun. iki şahit yoksa bir erkek iki kadın. Onlardan birisi işte unutursa öteki hatırlatır ki, gibi bu anlama gelen ifadeler var. Hı hı. Dolayısıyla bunun kaynağı Kur'an-ı Kerim. Evet. Fukaha buradaki akitle alım satımla ilgili olan o hükmü nikah ve diğer şahitliklere de şey yapmışlar. Yansıtmışlar. yansıtmışlar diyelim. Ha. Yani o gerekiyor. Şimdi bu sosyal medya yoluyla olan evlenme. Bir, mektuplaşma vardı eskiden değil mi? Hı hı. Şimdi mektuplaşma yoluyla boşanma olur. Yani bir adam uzaktaki bir hanımına mektup yazsa. Evet. Dese ki işte boşadığını söylese. O mektup o hanımın eline geçtiği zaman kadın boşluyor. e Şimdi mektup yerine mesaj atıyorlar mesela. Ha, mesaj aynen. Ama burada şu esastır, şu önemlidir. Bu mektubun mesajın bizzat kocadan gittiğinin kesinlikle belli olması lazım. Hmm. Olur ya birinin yerine bir başkası mesaj çekti. Tabii. Onun hesabına girdi. Böyle bir ihtimalin olmaması lazım. Yani bu oluyor. Niye? Çünkü boşanmada şahit şartı yok. Hımm. Mi? Ama evlenmede şahit şartı var. Dolayısıyla mektuplaşma yoluyla evlenme olmaz. Veya mesaj çekme yoluyla olmaz. Şimdi burada bir de canlı görüşmeler var değil mi? Evet. Yani WhatsApp dediğimiz yol. Görüntülü konuşma. Görüntülü konuşma diyelim yani genel. Bu var. Böyle bir durumda olabilir mi? Mesela evlenecek olanlar işte birisi, birisi bir tarafta, birisi bir tarafta iki tane Şahitler şahit. Şahitler de duruyor yalnız. Duruyor birbirlerinin yanında olmasa da o şey görüntüde görünüyor, Hı. tarafların söylediklerini duyuyorlar, şahit oluyorlar. Bu olabilir mi? Valla bu konuda ben doğrusu bizim gerek İslam alemindeki fukaha'dan, gerekse ülkemizdeki alimlerden bir görüş bilmiyorum. Yani bu yeni bir olay, Evet. yeni hocam. bir olay. Şöyle bakıldığı zaman şartlar gerçekleşmiş gibi görünüyor bir açıdan baktığın zaman bir başka açıdan baktığın zaman bir başka bir şey görüyorsun. Dolayısıyla buna buna e, İslam aleminin ilim adamlarının bir e, hüküm bulmaları gerekir. Evet. Ha bulmadılar şimdiye kadar. İhtiyaç duymadılar belki. İhtiyaç duymadılar. Niye? Niye şimdi Türkiye'deki birisiyle Afganistan'daki Pakistan'daki bir hanım? evlendiler, nikah kıydılar. E ne olacak? Yani o e, nikahlar var arasında. Birisi Türkiye'de, birisi Pakistan'da. E bu nikah ne zaman geçerliliğini ortaya koyacak? Bir araya geldiklerinde. Evet. E o zaman kırsınlar nikahı. <laughs> Ki zaten biz de şunu da söylüyoruz bakın. Kesinlikle diyoruz. Resmi nikah kıyılmadan e, şey kılmayın. Dini, Dini nikah kıymayın. kıymayın. E şimdi resmi nikah kıyılmışsa zaten o şeye gerek yok. Uzakta ise hmm. birbirlerine gerek yok. E resmi nikah kıyılmadıysa onu yapmasınlar zaten. Yani dolayısıyla nikahlarını eskiden olduğu gibi anam babam usulü deriz ya biz. <laughs> evet. Yani o örfümüzde adetimizde nasıl geçerse öyle kız yapsınlar. Bir şey var işin içerisinde yani olabilir ve olmayabilir bir şüphe var ama öncelikli olarak öncelikli olarak bunu gerek evlenecek gençlere gerek o gençlerin ailelerine hitaben söylemiş hmm. olayım önce mutlaka resmi nikah var. Çünkü resmi nikah kıydırmadan dini nikah kıyıldığında bir takım sorunlarla, problemlerle karşı karşıya kalınıyor. Ve onun içinden de çıkılmaz bir duruma gelebiliyor.